Merhaba sevgili dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Yine AliExpress'ten yeni ürünler geldi ve bu ürünleri hemen tanıtıyoruz. Mahmut'un ısrarı üstünde. Evet Mahmut, görüyorsun. Sence bu nedir? Vallahi, aynı soru, sence bu nedir? Çünkü öyle sorman normal, çünkü daha evvel pek gördüğüm şeyler olmadığı için merak ediyorum haliyle. Ön taraftan bakınca fener. Evet, arka tarafa baktığın zaman pek bir anlamı yok. Bilmiyorum, türbüşon falan mı? Yok, şimdi bu gerçekten ilginç bir ürün. Bu bir fener, evet. Ama bu aracın, arabanın çakmak girişinden şarj olan bir fener. Çok güzel bir mantık. İçinde bir pili var. Ve bunu şeye taktığın zaman, aracın o çakmak girişine taktığın zaman otomatikman şarj olabiliyor. Burada şimdi buraya baktığımız zaman yakında bir on-off var. Bir tane de orta düğme var. Orta düğmeye getiriyorsun. Burada bir led var. Bunu taktığın an led yanmaya başlıyor ve şarj olmaya başlıyor. Teknik detayına hafifçe değinmek gerekiyorsa 1000 lümenlik bir parlaklığı var. 1000 lümen esasında güzel bir değer. Çünkü daha önceki üründe 300 lümen demiştik. Bu fener gibi olanda. Ve bu ne ya? Daha çok böyle noktasal bir aydınlatma yapıyor. Şimdi böyle hafifçe attığım zaman, evet, noktasal bir ve etrafı daha az bir aydınlatma var. Şurada da bilmem gözüküyor mu? Ama çok da uzağa da gidebiliyor. Dediğim gibi 10-15 metre çok rahat şey yapabiliyorsunuz. Ayarlanmıyor. Yani bazı fenerlerde bu ayarlanabiliyor. İşte daha kare haline getirebiliyor ve daha geniş olabiliyor. Böyle bir şey yok. Ama işte 1000 lümen olması gerçekten güzel. Çünkü şimdi daha önce incelediğimiz ürün 100 lümendi, 300 lümendi bunlar. 1000 lümen neredeyse 3 katı, diyelim 10 katı ve gerçekten daha şiddetli bir ışık parlaklığına var sahip. Dolayısıyla mesela arabada bunu şarj ediyorsunuz. Bir ihtiyacınız olduğu zaman da işte hem kompakt ve birçok şeyi de rahatlıkla şey yapabiliyorsunuz. Şimdi o ışığı öyle yapınca abi aklıma, bilmiyorum hatırlar mısın, Terminator 2'de Robert Patrick vardı, T-1000 polis. İlk geldiği yerde bir tane polis elektrik kaçağı var deyip elinden böyle bir şey çıkarıp etrafı araştırıyordu. O da arkadan gelip bıçaklayıp öldürüyordu onu. Şey, böyle bazı filmlerde o böyle adam küçücük bir fenerle hani böyle oluyor, tık tık yapıyor, tık tık, evet. Ama böyle her yeri aydınlatıyor. Evet. Buna çok benziyor. Buna tık tık yok çünkü sonuçta burada şarj oluyor. Bunu hafifçe şuradan döndürüyorsunuz. Çok da sağlam esasında. Şurası metal, plastik değil. Bayağı da güzel ses çıkartıyor. Yani bu güzel de bir savunma şeyi de olabilir. Çünkü şurası böyle hafif böyle engebeli. Peki çok bunu da acıtabilir. Bir yerlere takabilir miyiz bir gereç olarak? Yok, hayır. Bu ancak dediğim gibi araçta böyle durur. İşte o çakmak girişine böyle şarj olarak durur. Başka da hiçbir şey de yapamazsın. Peki tek şarjı çıkmıyor. O biraz bir dezavantaj olabilir. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü hani benzer ürünlerde bir pil vardı. Bunu değiştirebiliyorsun. Onda öyle bir şey yok. Yani bozuldu mu bozuldu. Ömrü nedir acaba tahmini? İşte ömrünü bilmiyoruz ama hemen şeyi de bakalım. Kaç santim? 10 santim. Evet, 10 santim. Şurası da 2.8, yani yaklaşık 3 santim. 3 santim. Gayet de güzel. Ağırlığı da şu an nota bakıyorum. 72 gramlık bir ağırlık var. Esasında hafif. Hafif. Araba için müthiş bir oyuncak. Çok da işe yarayabileceğim bir oyuncak. Ben bunu kaça aldım onu hatırlamıyorum ama yaklaşık 4 dolar mı ne almıştım bunu? 4 dolar 20 küsür lira bir şey. Evet, 20 küsür liraya güzel de bir fener aldım. Özellikle bunu şey için çok istedim. Hani şimdi pille uğraşmak da çok istemiyorum. Hani sürekli şarj et, şunu yap. Çünkü baktığın zaman mesela dışarıdan da şarj edilemiyor. Bir kablo takıp, herhangi bir yani bir power bank takıp şarj edemiyorsun. Mutlaka bu aracın çakmak girişine sahip olmanız gerekiyor ve ancak buradan şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla sadece araç sahiplerine uygun bir ürün. Evet, şimdilik bu kadar. Yeni ürünlerle tekrar görüşmek üzere.